Volkan Payır'dan içeride lazım mı? Getireyim mi? Yok, tanımadım zaten. Bu arada 10 penaltı atsam onunla görüşebilirim. Volkan Babacan tatlı bir adamdı ya. Bizim ayak içi de başka bir ayak içidir ya. Volkan abi otursun ya, belki bizim şakaları da yakalayamaz. Volkan, merhabalar. Evet, geldi şimdi daha oldu. Ben dedim ki Volkan abi de dinlesin bizi. Bizim şakaları da en iyi o yakalar dedim. Hiç. Ben söylemedim ki. Merhabalar, ne habersiniz? İyi abi, sizden? Para da iyi. Ben aslında yeşil yiyecektim bugün. İşten Hanım'ı görünce bir mutlu oldum. Uzun zamandır görünmüyordu. Demek ki bir inecek var bize. Beğenirler geliyor hocam. Peynir geliyor. Var demek ki bir şeyler. Çeçil peyniri yağdır burası. Zaman güzel yayınlar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım o zaman. Abi Abubakar gol atıp rakip stopere böyle baktığı an bir Beşiktaş taraftarı olarak üstünüzü başınızı yırtmamayı nasıl başardınız? Ben mesela ben işimden utandım. Galatasaray bundan ben atlet giymiyorum ve memelerimden utanıyorum. Abi inanılmaz bir an değil miydi evet, ya? Müthiş bir adam. Ya, NBA'de gördüğümüz işler onlar ve kendim bu arada NBA'ye kötü değineceğiz bugün. Senin Twitter'ın. Christopher Nolan'ın Prestij filmiyle aranız nasıl? Abi bir şey soruyorum, arkadan gülünecek mi? Hayır, ben, İzlemediyseniz. Ben izlemedim. Ben de, sıfır. Oha! Prestij filmi yok mu sizde? Eren Hoca'da vardır. Christopher Nolan'ın meşhur Prestij filminin çalındığı senaryoyu buldum. Onu izledim. Açıklanacak mesela. Mı? Açıklanacak hem de bu. Christopher Nolan'ı bitirmeye geldim bugün. Kara Murat, Kara Şövalye'ye karşı. Arkadaşlar milli değerlerimize gülünecekse çok özür dilerim. O zaman Keban Barajı diyeyim, aa diye gülelim. Aslında bir gün yapılır mı? Yani milli değerlerimize gülme programı yapalım o zaman. Kara Murat Kara Şövalye'ye karşı iki tane Cüneyt Arkın var. Şöyle göstereyim de kamerada basmayayım. İki tane Cüneyt Arkın var. Bir tanesi kardeşler bunlar çocukken. İkizler. Bir tanesini Bizanslılar kaçırıyor. O kim? Oğlum Kara Murat olmayacağına göre Bizanslıların kaçırdı. Kara Şövalye. Öbürü de Kara Murat. Fatih Sultan Mehmet'in has adamı. Fatih Sultan Mehmet de var filmde. Ama şişman yapmışlar. Fuat Çapa'ya daha çok benziyor. Neyse. Şöyle bir durum var filmde. Bir yerde filmde önce Kara Murat Kara Şövalye'nin yerine geçip ben bıyıklarımı kestim ya ben Kara Şövalye falan deyip Bizans'ın içinden iş götürmeye çalışıyor. Sonra Kara Şövalye aynı taktikle Kara Murat olup Fatih Sultan Mehmet'i öldürmeye çalışıyor. Christopher Nolan'ın Prestij filmini izleseydiniz ahastır olacaktınız ama ya, film izlememiş insanlarla burada bir alver yapmaya çalıştığım ama, için ama izleyenler şu an şok oldu. Ya ben de şok oldum. Ben Kara Murat'ı da izlemediğim için büyük bir keyifle dinliyorum evet, merakla. Kara Murat, Kara Şövalye filminde Kara Murat değil de Kara Şövalye Kara Murat'ın yerine geçip Fatih Sultan Mehmet'i öldürmeye çalışırken Fatih Sultan Mehmet elini tutuyor bunu. Ne yapıyorsun sen ya diyor. Ulan biz senin diyor babanı biliriz diyor ya. Seni diyor babanı biliriz diyor ya. Ne adamdı diyor. Cengaverdi diyor. Sen burada diyor hain mi oldun lan diyor. Zındık diyor bir şeyler diyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki asın bunu ya. Bunu diyor asın. Getirin bunu. Sonra Fatih Sultan Mehmet'in Kara Murat'ın annesi geliyor. Ya diyor etme hünkârım. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in yanında da çok çabuk ulaşıyor yani. Hani kadın, hayır kadın iki telefonla yani üçe bastı, altıya bastı Fatih Sultan Mehmet çıkıyor. Öyle bir sistem var Osmanlı'da o dönem. Fatih Sultan Mehmet'in ayaklarına kapanıyor. Ya diyor biz bu aile olarak sana hiç mi hizmet etmedik? Bu oğlan bir kale dolusu adamı öldürmedi mi? Senin yüzünden 55 kemiği kırılmadı mı? Cüneyt Arkın'ın her yeri kırık. Hemen ikna oluyor. Tamam diyor asılmasın. Götür bunu eve. Ya Fatih Sultan Mehmet bari bir 50 sene 30 sene hapis yataydı yani. Hani asmaktan hemen mi eve yollarız? Eve yolluyorlar bunu. Eve gidince annesi başlıyor. E hadi Murat'ım oruç tut. Hadi Murat'ım bir şükür namazı kıl. E çocuk Hristiyan. Çocukken Bizans'a geçmiş. Ya anne bir dur. Anne bumur mısın falan filan. Anneyle kuşak çatışmaları başlıyor. En son anneye dayanamıyor diyor ki, ya ben Murat değilim bumur kadın. Ben diyor Bizanslıyım. Benim ismim Kara Şövalye. Senin oğlun değilim. Ben diyor onun benzeriyim. Kadının gözleri fal taşı gibi açılıyor. Sen diyor benim yıllar önce kaybettiğim oğlum Mehmet'sin diyor. Prestij de mi böyle? Prestij böyle değil. Pardon. Prestijle ufak nüanslar benziyor. Bilgi fazla. Ama oradan çalmış yani o şeyi. Kadın bunu fark ediyor ama inanmıyor Mehmet. Yani Kara Şövalye. Atına biniyor kaçıyor. Oruç namaz kılmamak için. İki rekat kıl bari ya. Bu kadar gelmişsin. Kadın seni ölümden kurtarmış. Neyse. Üç gün namazı kıl. Neyse. Sonda Bizans askerleri her Bizans filminde olduğu gibi geleneksel bir etkinlik olarak yaşlı kadını aralarına alıp dövmeye başlıyorlar.
Öpüp var. Bizans geleneğidir yani. Futbolun bulunuşu da böyle yani. Hani at göğse hop tak. Hani bizde ondan... yaşlıyla oynama işi de oradan gelir mesela Bizans'tan. Mehmet'in ağrına gidiyor. Ulan diyor, bu kadın benim anammış. Beni ölümden kurtarmış. Siz diyor bu kadını top gibi oynuyorsunuz ortada diyor. Barcelona futbolcular gibi ortada sıçan oynuyorsunuz benim anamla diyor. Hepsini öldürüyor derken Mehmet'i arkadan kıstırıyorlar. Öldürüyorlar Mehmet'i. Anasını da öldürüyorlar. Murat da Bizans'ın elinden kaçıyor. Bir dönüyor ki anası ölmüş. Kardeşi ölmüş. Osmanlı padişahının da yanına gidemiyor. Çünkü Osmanlı padişahı onu hain biliyor. Halk da öyle. Halktan gidiyor, bir tas çorba verin diyor. Sana çorba morba yok. Sen nasıl Fatih'i öldürmeye çalışırsın? Aşağılık herif diyorlar. Oysa ki o öldürmeye çalışmamış ki. İkizi. İkizi öldürmeye çalışmış. Onları da anlatamıyor. Bir çatışmalar. Toplumsal linç. Ya müthiş bir film. Kara Murat Kara Şövalye'ye karşı filmi izlerken ağladı mı 2-3 kere? 2-3 kere ağlama nöbeti geldi. Oscar almalıymış yalnız. Yani. Sonda klasik hepsini öldürüyor. Ama hani. Bizans kralını falan da yiyor. Cüneyt Arkın sonunda şov yapıyor. Ya Bizans ve Cüneyt Cüneyt Çakır mı? Ah be. O da Bizans'ın çok meşhur yöneticisi. Biraz da Anadolu takımlarına gönderme. Ya. Doğru. Biraz da o tayfayı sevinirim. Cüneyt Hoca çok iyi ya. Surlardan atlamalar bilmem neler. Müthiş film. Bayıldım. Mesela Prestige'i hala izlemem de bu filmi evde izlememeyi... Prestige'i nasıl izlemezsin abi? Prestige sinema tarihinin en iyi filmi ya. Ben mutlaka biliyorsunuzdur şeyiyle geldim ya. Prestige çok iyidir bence de. Abi sinema tarihinde biri derim ya. Nasıl biri izle? Yani Titanic'i izlememişsin öyle diyeyim sana. İzleyeyim o zaman. İzle abi, hemen izle. Bence de. Hemen izle abi. Başka filmdir. Ben biri diyorum mesela filme. Ta ki bu filmi izleyene kadar. Yani... Önce yine Kara Murat izleyeceğim zaten, şimdi size Prestige'i izleyecekmiş taklidi yapıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben keyfi izleyicilerinin ne sevdiğini biliyorum. Keyfi izleyicileri uçak hikayesi istiyor. Ekranları başında aileyle birlikte oturmuşlar. Artık uçak hikayelerine son veriyorum. Ben uçak hikayeleri anlata anlata. Geçen hafta uçtum ben. Ya TE'yle ben bir şeye parmak olmuşum. Daha fazla söylemeyeyim mi? Detaylarını vermeyeyim. Ben her uçak bileti aldığımda bana şöyle bir mesaj geliyor. Operasyonel nedenlerle sizin koltuğu değiştirdik. Abi 60 tane koltuk var. Niye sadece ben değiştiriliyorum? Bakıyorlar listeye. Bu sandviçe tav olan lavuk değil mi diyorlar. Beni alıyorlar, başka yere koyuyorlar. Arkadaşlar aldığım yerde oturmak istiyorum. 23F alıyorum. Ya biz o 23F'yi operasyonel sebeplerle sizden aldık. Size de 23 ayrı. İstemiyorum böyle bir şey. Ha, ne farkı var diyeceksin. Farkı yok. Ama o bir hissiyat olarak yani. Sen koltuk seçemezsin lan. Bırak onu da biz seçelim. Bir de mesela giriyorum uçağa. Bir bakıyorum. 23F'yi şeye vermişler. Mesela hostes ya da kaptan. Kardeşim bu adamlar zaten personel değil mi? Bu adamlara kendi ver, başka bir olmuş yani. Hayır. Arıyor. Ya işte bizim bir iş vardı da. Ankara uçağında 23F dolu mu? Bakıyorlar. Neyse ayarlarız diyorlar. Benden alıyorlar orayı. Operasyonel bir şey de diyor. Ben o 23F'yi kimseye vermem. O pilot bey gitsin kokpitte otursun. Bir işe yarasın. Belki bir tuşa daha basar. Aynen hoca. Benim koltuğuma niye oturuyor abi? İki tuşa daha mı basar? Elle mi yapışıyor? Uçak aynı uçak. Ben bir daha uçağımı koltuğumu vermem. İki sandviçe beni satın alamazsınız. Hostlarla zaten şey olduk. Evet olsun. Hastaları falan yok. Ben hostlarla dolu uçaklar. Hostlar zaten mahvolmuş. Bir de havada yayın başladı sana yani. Abi bir de havada şaka bekleriz. Abi anlatırsın bunları da. Sandviçler falan falan var yani uçaklarda. Nereye gidiyor bu iş anlamadım. Hakikaten. Ama çok korktum. Uçaklar çok sallanmaya başladı arkadaşlar. Ama seçim gündeminin girmesiyle pilotlarda da bir uçaklara ekstra sallama mesaisi başladı. Millette gerginlik çok artıyor. Yani Muharrem çok oy böler mi ya diye kullanan pilotlar çok var. Hani pilotlarda da bir gerginlik görüyorum. Pilotlar sakin kalalım. Sakin kalalım. Her şey olacağına varır. Vatanımız için hayırlısı olsun. Ama bu kadar sallanmaz uçak. Otomatiği erken alın beyler. Herkes gergin. Çok gerginiz. Sen Ankara'ya ineceksen Eskişehir'den al otomatiğe. Sen belli ki o stresi yapamıyorsun. Pilot başkan. Kaldıramıyorsun sen o işi. Çok çok hissiyatif alma hocam. Yani kaç vekilleriz bu şehirden gibi gelme. Çok gerginiz. Dördüncü sırayı saadete vermişler. Öyle geliyor da. Abi benim not aldığım konularım bitti. Tamam. Şimdi senin konuların üzerinden önce ufak nüktelerle sana eşlik etmek memnuniyet isterim. Ama önce yine yorumları okuduk. Teşekkürler. Taylor Swift ayrıldığını sormuşlar sana. Abi çok hakim olduğum çok bir konu. Çok nadiren WhatsApp'tan abi şunu konuşalım mı yazarım. Yorumu gördüm. Dedim ki artık yazacağım buna. Böyle bir beklenti var. Merakla dinliyorum abi. Şimdi öncelikle benden Taylor Swift istendi ama biz her zaman bol kepçe koyarız. Ben bugün size Kylie Jenner'ın da yeni ilişkisiyle ilgili geldim. İnanamıyorum ya. Kylie Jenner
Önce onu anlatayım. Sonra Tyler. Bu videoya İngilizce altyazı ister. Kylie Jenner kimle beraber? Kimle beraber? Ben de yok hocam. Evin bu kız. Oğlum o Kendall Jenner ya. Ya böyle society ile hiç alakası olmayan boomerları yollamayın be. Kimle hakkında? Kylie Jenner bir kere o ailede benim en sevdiğim kızdır. Üvey kız olmasına rağmen Kim Kardashian kadar servete ulaşmıştır. Dişiyle, emeğiyle, öbürü uzun olan Kendall onun dediği ağzı açık biraz salak o. Altyazı kesin koymayın. Ya da buraya başka bir şey yazın yani. Türkçesini bilen çok çıkmaz. O biraz eblek bir kız ama ablası harbi esaslı kız. Kylie'yi çok severim. Travis Scott'la beraberdi bu. Hmm. Ünlü rapçi. Ama Travis Scott bunu full aldatıyordu. Yani bunların ilişkileri biraz şey. Travis Scott şu an Amerika'da çok güçlü bir insan. Çok güçlü bir rapçi. Bu da çok güçlü bir kadın. Ve bunların çocukları var. Biraz dışarıya poz bir ilişki. Yani hiç evlenmediler. Power couple mevzusuydu. Hani... Kol kırılır, gel içinde kalır bey. Hani öyle derdi bunlar. Ama kız bu ara kimle takılıyor? Dune filmindeki Timothy Chalamet. O çocuk. Filmi ayrı severim, elemanı ayrı severim. O oğlan Amerika'daki kızlar tarafından aşırı beğenilen bir oğlan. Kylie'me bu ilişki can verir. Kan verir. Kylie'min bu ilişkisinin arkasındayım. Öncelikle bununla baş. Öbürü oğlan sufulü bunu aldatıyordu. Kız dişini sıktı senelerce. 4 tane surgery geçirdi. Diş operasyonu geçirdi dişini sıkmaktan o gerizekalı adamı. Travis Scott da öyle yokum ben. Full aldattı o kızı. Onları da okuduk. Gece pilağıymış. Dişçi arkadaşlarımız yazdı sağ olsun. Dikkat edeceğim yani. Neyse şimdi kurtuldu ondan. Timothy Chalamet iyi çocuktur. Ablası gibi salak ağzı açık komedyen bulmadı. Hiçbir işe yaramaz. Neydi o lavuk? En hayatta hiçbir şey olmayan adam. Aşağı yorum olarak yazarsanız Kim Kardashian'ın aptal komedyen manitasını. O çocuk da mesela Saturday Night Live'da çıkıyor, SNL'de çıkıyor o Kim Kardashian'ın manitası. Kızlar ölüyor. Lan bakıyorum eblek bir oğlan. Demek ki Levent Kırca falan hakikaten Amerika'da da olsaymış yani. Öttürürmüş yani. Hakikaten Madonna'ları falan dönüyormuş yani herif. Şahan'ın Şahan olduğu dönem. Yani işte dikkat Şahan çıkabilir. Amerika'da yayınlansaymış. Demek ki hakikaten Beyoncé falan kuyrukta olurmuş yani Şahan'da. Pete Davidson'a o ağzı açık bir yani ne komedisi ne komedi. Ne tip ne tip. Yani berbat bir çocuk. Ben ne anlatıyorum? Tyler Swift. Amerikan Society'sinin kimidir diyeyim. Çok başarılı. Her kararı doğru alan kim var dünyada? Dursun Özbey'dir. Alırım. Başkanı alırım. Çok net. Başka başarılı insan gelmedi aklıma. Bu da öyle bir dönem. Dünyanın da öyle bir dönemi yani. Kız bütün kararlarını albümlerinin veya şarkılarının çıkış turnelerinin başlayış zamanlarına göre alan ciddi bir iletişim ekibiyle, ciddi bir PR ekibiyle çalışan, her şeyi dört dörtlük yapan, çok her taşı doğru oynayan bir kız. Makine yani. Direkt. Makine. 6 senelik bir ilişkisi vardı. Çocuk dansçısıymış galiba. Çocuktan öyle bir zamanda ayrılıyor ki kız şu an dünyada acayip hype bir turnede. Şimdi bu kızın bir sonraki konseri. Ya birbirini keser millet. İki tane ayrılık şarkısı dinlemek için. Bu kız bir ayrılık şarkısı seç diye bağırınca o Hyde Park yıkılır. Demet Akalın'da da yazın vardı. Abicim Demet Akalın falan bunların getiri götürünü yapar. Demet Akalın'a çıkarken Taylor Swift der ki ablacım bugün de eline sağlık ev tertemiz oldu. Öyle PR'cıdır Taylor Swift. Taylor Swift öyle PR'cıdır. Taylor Swift vakti ben sana söyleyeyim şeyime iyi de donumda sallar. Bu Kylie'leri, Kendall'ları falan da yer yani. Öyle akıllı zeki bir kız. Ben çok severim. Akıllı zeki ayrıldıysa bir bildiği vardır reisin diyorum. Öyle severim o kızı yani. Hakikaten Dursun Özbey'iymiş. Çok başkadır. Dün mesela dün gece Liverpool'da görüntülenmiş Taylor Swift. Ne yapıyor bu kız? Salağı mı alıyor? Hayır. Şey çekiyor, klip çekiyor. Ama bir klip çekiyormuş. Patlamalı çatlamalı. Şimdi orada ayrılıktan sonra o klip. Şimdi klipte belli ki hüzünlü bir klip. Verecek damardan bize. Taylor Swift fanları ağlama koması. Ya çok akıllı bir kızdır bu. Allah. İyi ki soruyu direkt not almışım. Bu başka bir kızdır. Taylor Swift'e dikkat edin. Bir gün Amerikan başkanı olabilecek tek Hollywood ünlüsü Taylor Swift'tir. Çok hiç boşuna gülme. Taylor Swift'in fanları öyle ciddi kemikleşmiş fanları vardır ki. Taylor bunu yani 18 yaşlarını tamamladıkları gün Amerika'da çok ciddi bir adaydı Taylor Swift. Trump'tan iyi yönetir. Ya herkesten iyi yönetir. Taylor Swift çok başka diyorum size. Çok da hanım bir kızdır. Hiç yamuğunu görmedim. Hiç yamuğunu görmediğim biri. Hakikaten bir tane de seks skandalın çıksın. Bir kere de bir göğüs şeyin açılsın da bir oradan bir blurlu bir işte Taylor Swift'in bir şeyi çıktı diye bir şey çıksın. Bir yerde bir alkol al taksiye kus. Taksiciye işe. Hiçbir şey yapmadı. Yok. Ya bu ülkeye ne adamlar geldi. Willy Solomon bu ülkede taksi işedi. İsmail Şenol'un nasıl ya? 2-3'lük fazla attı diye taksi işedi ya. Bu kız yıllardır Amerika'da şeyin başında, society'nin başında bir kere bir yere işlemişliği yok. Hep gider tuvaletini evde yapar.
Otelde falan bile yapmaz öyle yani. Bir ürevi bir hastalık geçmesin bir önceki yapandan diye. Kaç bölümdür beraberiz en çok övdüğümüz insan oldu. Açık ara. Ya kardeşim bir pırlantadır. Ayrıldıysa da bir bildiği vardır reisin diyorum size. Rahat olun. Acayip bir klip geliyor. Bizi burada üngür üngür. Bu koca adam bunu ağlatırsa üngür üngür. Öyle bir klip geliyor. Görmeden ağladım ben. Kara ya. Kara ağlamalı bir klip geliyor böyle. Siyah boyalı ağlamalı klip. Ne zaman çıkıyor acaba? YouTube'dan takibi alalım. Bildirim bak, açalım. Bak gördünüz mü etkiyi? Ya bunları oynar ya. Benim kukla gibi oynadı kaç yaşında adamla kız ya. Takip edeyim bildirimleri açayım diyor. Ya, kukla gibi oynadı benim, adamla ya. Haberim yoktu. Sen oynadın benle kukla gibi. Benle de kukla gibi oynar. Taylor'ın başkadır. Çok severim. Kefil misin? Çok kefil. Amerika'da başkan adayı olsun. Ben o gün Amerika'ya derim ki bu kız tamam budur derim ya. Ben iki insanı çok severim. Bir Ekrem İmamoğlu, iki Taylor Swift. Üç Dursun Özbek. Bunları hep konuşuyorum. Ya bunlar hep verdiğim üçlü ya. Hep verdiğim üçlü aynı üçlüdür benim. Ekrem İmamoğlu, Taylor Swift, Dursun Özbek. Benim üçlüm hep aynıdır ya. Beni Dursun Özbek'le tanıştıracak bir tane keyfi dinleyicisi yok mu ya? Harbi tanışmak istediğim bir adam. Galatasaray camiasında çok haksızlığa uğratıldığını düşündüğüm bir adam. Bak şu an başarılıyken bile haksızlığa uğratılıyor bence. Yeterli hakkı verilmiyor. Bir yöneticinin az konuşması ve gücünü devretmesinden daha kıymetli hiçbir şey olamaz. Adam bütün güçlerini devretti. Hiçbir zamanda gerekmedikçe konuşmuyor. Sadece bir iki çıkıyor, bir hakeme bir giydiriyor. Onu da giydirmese zaten onu orada oturtmazlar. Sen güçsüz başkansın, ezik başkansın derler. O da mecbur yapıyor. Emin ol Galatasaray camiasında bir medya baskısı olmasa bir gün çıkıp hakemle ilgili de konuşmaz. Ben öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum yani. Tanıdığım kadarıyla o karakterde bir adam olduğunu düşünmüyorum. Ben tanıyanları tanıyorum abi, öyle biri değil. Konuşmaz. Hakemle ilgili konuşma sebebi de kendi camiasından tepki gelir diye. Ve bütün gücünü dağıtan bir adam. Basketbol sen bak. Futbol Erden buyur. Sen şu işe bak. Sen medya işine bak. Sen sponsorluk işine bak. Gücünü dağıtmak kadar güzel bir şey olamaz. FM'de en başarılı kariyerler nedir biliyor musun? Sorumluluklar kısmında sorumlulukları yardımcı antrenöre verdiğin, gözlemciliği baş gözlemciye bıraktığın, teknik ekip seçimini antrenör gelişimini sorumlusuna bıraktığın kariyerler en güzel kariyerlerdir. Çünkü bu sefer algoritma, zaten orada algoritma sana şunu diyor. Lan bilgisayardan akıllı değilsin. Bırak da bilgisayar halletsin diyor. Bu işler de böyledir. Yani Dursun Özbek, sen bilen adamı koy ki bilen adamdan iyi bilemezsin. Ama belki bilen adamı bilirsin. Bilen adamı koy bul. En doğru yöntemdir abi bu işte. Gücünü devreden adam çok kıymetli adamdır. Gücünü tek bu yerde toplayıp ben her şeyi kendim bilirim, kendim yaparım dediğin yerde felaket doğurur insan. Yani bunu toplumun her şeyinde böyle düşünebiliriz. Maalesef böyledir yani. Birebir katılıyorum. %100. Sana bir spor rezaletinden bahsedeyim mi dünya şahı? NBA'de 20 yıldır spor izliyorum. 36 yaşındayım, 30 yıl geçmiş. Hayatımda maçı izlerken midem şu anda bulanıyor midem. Ben dün gece yaşayan hiçbir şey bilmiyorum NBA'de. Şu an senden öğreniyorum. Hepsi bende. Keşke ben de bilmeseydim. NBA'in dördüncüsü Phoenix Suns. Batı konferansı. Attım cebe. Tamam 4. Batı'da takımlar birbirine yakın. Herkes ben bunu kestirirsem elerim diyor. Herkes takımı geliştirdi. En iyi oyuncuyu Phoenix aldı. Transferin son günü Kevin Durant'ı aldı. Onlara hakimim. Durant'li oynadığı hiçbir maçı da kaybetmedi. Hakimim. 5. Los Angeles Clippers. Ha, ona da hakimim. Son maç Clippers Phoenix. Çok iyi. Ama bunlar eşleşiyorlar aynı zamanda. Şu an eşleşiyor. 4-5 ile eşleşiyor. Clippers diyor ki ulan bunları iyi topçuyu aldı. Ben maçı kaybedeyim. Aşağı ineyim. 6 olayım. 6 olayım. Hatta 8 bile olayım. Çünkü o ihtimal de vardı. 1-2 maç ayırıyordu. Ben diyor bunlardan kaçayım diyor. Kim gelsin bunlara diyor. Kim gelsin önemli değil. Ben kaçayım da o zaman finale kadar eşleşmeyeceğim. Tamam. Ben kaçayım. Phoenix de diyor ki ben bu Clippers'ı yerim. Maça yedeklerle çıkayım. Güzel. Karşılıklı. Satma işi. İki takım da kaybetmeye çalışıyor. Bak Phoenix'in ben her maçı izliyorum yani Lakers'ın. Her maçta da skora kim yapmış, kim iyi oynamış bakarım. Deli gibi de okurum. Podcast'leri de dinlerim. Çok severim. Çok da iyi NBA 2K oynarım. Abi Sans'ın en skorer adamını tanımıyorum. Ben de olabilirmişim gibi geliyor yani. Kim ya? Bekir Yarangöme falan mı? Okay. Abi izlerken bana da aynısı oldu. Az sonra benimle mi oyunu alacaklar zannettim. Abi yani. Kimler oynuyor Sans'ta ve? NBA standings diyelim. Sen anlat abi ben bulacağım. Şeyin sıkıntısı şu. Şimdi NBA benzer bir şey yaptı diye Dallas Mavericks'e soruşturma açtı. Clippers bak burada haysiyet sıkıntısı Phoenix'te değil. Phoenix ben yedeklerle çıkarım oynasınlar dedi. Phoenix önde götürdü maçı baya. Clippers daha kötüsünü yaptı. Clippers ulan çakılmasın diye birkaç as attı sahaya. Aslar maçı satmaya çalıştı. Satamadılar. Çünkü o asların içinde bir tane Los Angeles'ın temiz suyundan içmiş. Şerefli, haysiyetli bir çocuk var. Russell Westbrook buna dirsek mi ne geldi? Bir şey geldi, sinirlendi, maçı aldı. Salak. Evet.
kaçıyor Ankara. Baktım kazanmışlar çünkü. Evet. Ve Phoenix'i çektiler evet. şimdi. Yani iki takım da kaybedeceğim diye evet. manyak gibi uğraştılar ve ortaya çıkan tersten basketbolu böyle NBA bunu çöz ya. Abi İnan bunu öyle. Çözemezsin. Bunu tartışıyorlar. Hatta ondan bir gece önce de Dallas bilerek maç satıp şeye düştü. Lotarya düştü. O bak onu biraz anlıyorum. Abi onu hiç anlamıyorum. Hatta Doncic de takasını isteyecekmiş. Çok güzel bir maç daha oldu. Minnesota'nın da Lakers'ımız için kazanması gerekiyordu. Ya bu Clippers'taki hıyarlar yanlışlıkla kazanacak. Hıyar dediğim arkasında içeyim yok. Clippers'taki hıyarlar. Ya organize da... Organize işler sahnesi gibi oldu. Şu an Kavai Leonard... Üstün diye bir hıyar var mı? Kavai Leonard olsa ya yani orada. Gerçi Volkan Babacan'a denk geldik beyler. O da iyi üçlükçü. 3-3 yer. Çok fena sıkıntı. Abi Minnesota'nın da kazanması gerekiyor. New Orleans'ı yenecek bunlar. Minnesota'da... Savunma yapamıyor diye varını yoğunu verdi, NBA'nin iyi savunmacısını aldı. Ama sıkıntı şu, yine yapamıyorlar çok iyi. Yani belli ki bir sıkıntı var. Bu adamı da, bu yeni geleni de sevmedi takımın diğer herifleri. Onlar biraz daha böyle kolej havası, genç çocuklarken bu Fransız ukalalığı vardır ya. O tarz bir herif Rudy Gobert. Bu Covid zamanı deyip mikrofonları elleyip de ilk Covid olan Gobert mal ya, düz mal. Mal. Gobert bu arada bizim... Altyazıyı istiyoruz buraya. Kaç Amerikan ünlüsüyle davalık olacağız bu yayından sonra? Şu an bir camiayı karşımıza aldık. Clippers'ın sahibi katrilyoner. Kardeş yanlar, Clippers, Gobert. Saturday Night Live'a çıkan adamcağız. Christopher Nolan. Christopher Nolan'a hırsız denme işi. En çok o koydu bana. Bir tek onunla davalık olsun bir durum. Diğerlerinin arkasındayım. Hiç. Gobert malsın birader. Mal ya. Covid'de yapıp dokunduğu mikrofonlara da Covid bulaştırdı. Covid'miş salak. Evet. Yani haberi de yok. Bu herif ya devre arası ya periyot arası. Bir tane pozisyonu tartışıyor. Bir tane de böyle Yusuf Şimşek gibi oynayan bir çocuk var şeyde. Çok ağır gözüküyor ama her işi yapıyor. Biliyorum Anderson. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten Murat Didin Hoca bir bölümümüz var. Biliyoruz biz bu işi. Şartlarda anlaşırsak. Bu herif ona bir pozisyonla ilgili bir diyor ki... Şartlarda da mutlaka anlaşamayız ama onu da söyleyeyim. Bir pozisyonda bir şey yapıyor. Gobert bunu vuruyor, yumruk evet, atıyor. Evet. Onu da izledim. Bir DM attım Eray Sözen'e. Eray Sözen'i bilirsiniz, Galatasaray'ın eski medya iletişim direktörü. Ya da title'ı yanlış söylemiş olabilirim. Dedim ki bu herifi kenara çeksin. Bu takım bu maçı alır, 10 sayı geride verdi. Evine yolladılar herifi. Evet, evine yollamışlar. O savunma yapamıyor diye Gobert'i getiren takım ne oldu biliyor musun? Sahadaki taraftarlar çöp atamıyor. Onu bile savunuyordu herifler ve kazandılar. Buradan kendilerini ama o maçın en salak adamı Gobert değil. Jaden McDaniels. Ya. Soyunma odasına giderken lavuk kapıyı yumrukla elini kırıyor. Basketbolcu. Ya. Oğlum senin beynin içinde saman mı var ya? Abi çok iyi gidiyoruz ya bu bölüm Amerika'ya. Jaden beklendi. Hayır ama yani Jaden McDaniels beni mesela dava etti. Ben derim ki ben bu adama beynin içinde saman mı var dedim. Sebebi de şu, eliyle tazmin para kazanırken yumrukla yere vurum katıp elini kırdı. Yani tazmin bu adam olur. Sizce mal değil mi sayın hakimim ve sayın jüri diye jüriye dönerim. %100 alkışlanarak ayrılırım oradan yani. Bizim Amerikan hukuk sisteminde var ya. Dava kaybetme ihtimali. Benim asla. Ben var ya jüriyle bir ikili oynarım. Jüri beni bilirsin. Delileri aslı. Takarız. Takarız dur. Yo, çok büyük avantaj. Sanki jüriyi etkilersen mevzuyu kurtarırsın gibi bir durum var ya. Peki o durum... Mikrofonu. Selam. Tanışalım mı? Ben Ersay Üner. Soner Sarıkabadayı dinleyerek geldim. Türk popunun İsmet'in ölüsüdür. Atatürk'ü diyemem. Çok Atatürk'ü Tarkan'dır ama. Sezen Aksu da girer. Sezen Aksu Nene Hatun. Oy, hakikaten. O direniş mücadelesinde. Ama yani. Soner Sarıkabadayı. Koparılan çiçekler falan full olur. Oy. Sen Tapereneri son dönem. Ben yazdım. Onun adamıdır. Çok iyi adamdır. Çok iyi adamdır. Biz ne konuşuyoruz? Jaden McDaniels. Lakers şimdi Minnesota'yı seçti. Gobert evde. Jaden McDaniels eli kırdı. Ya LeBron'um geliyor. Bir tane daha geliyor. Clippers'ı Phoenix'e nişanladık. Hayırlı olsun o nişan töreni. 4-0'ımı alayım Clippers'a. Clippers'ı yenemiyor Lakers. 35 maç yapmışlar. 35'ini de Clippers kazanmış. Son 11 maç seri en uzun seri. Ya benim uydurdum işte 11'de. 35 değil. Ama 35'te de bir şeyler var. 35'te 6 galiba. 35'te 6 Lakers, 29 Clippers. Öyle bir şey. Biz bu salakları Phoenix'e verdik. Oradan LeBron baba Kava'yı görmeden Kava'yı iptal. Aynen. Biz birden ikiden Ezo'ları çekecek zaten Lakers. İkiden Memphis geliyor. Memphis'in de Davis'i tutan herkes sakatmış. Tamam. Bitti bu iş. Lakers çıktı.
Laker. Bir tek sıkıntı Durant ile Phoenix. Oraya kadar da biz... Ha, orada da elenirse biz de deriz ki ya 37 yaşında adam bu kadar olur. Yine sıvarız LeBron'u. Biz LeBron Tugaylarından. Biz ölsek de dönmeyiz. Hocam. Biz buradayız. Ama Lakers'a salaktan bir şampiyonluk gelmeli batı mi? Batı finaline şaşırıp. Abi Lakers takaslar çok yaradı ya. Makine oldu. Bir de şimdi sakatları döndü. Herkes forma girdi. Yani doğru zamanda form tutmuş olabilir Lakers bak. Doğuda ben New York'çıyım ama. New York'un Cleveland'da eleyeceğiz mi? En güzel eşleşme onun. Donovan Mitchell 60 atmadığı gece eve gitti mi sinirden ağlıyormuş. Ya nasıl bu gece 58 atarım diye ağlıyor. Öyle bir manyağa bağladı ki bizim Madison Square Garden şeydir. Mekke'si derler ya. Milletin başka şey yaptığı yerdir. Yani tam onu söyleyemedim. Milletin başı bize kalkar o statta yani. Yani eski İnönü'dür. Mesela Mehmet Yıldız hat-trick yapar. Öyle bir yerdir yani. Bu arada ben Donovan Mitchell'dan bir 80 bekliyorum Madison Square Garden'da. Thibodeau havası vardı orası ya. Havası var. O bir 80 yiyeceğiz havası var o adamda. O adam çok iyi adam. Euroleague'de belli oldu mu eşleşmeler? Son hafta oynanacak. 5 takım belli şu an. Playoff'a kalan. Fenerbahçe şu an 5. sırada ama... Elenebilir. Elenebilir. 5. garantiledi. Çünkü dörtlü avaraj diye bir şey olma ihtimali var. Biz ondan çıkamadık 6'ya. Evet, çok enteresan. Yani mesela 5. Fener, 6. Partizan şu an. Partizan garantiledi, Fener garantileyemedi. Obradovic yine yaptı yani. Obradovic bambaşka bir şey. O başka seviye. Ya ne başka seviye? Bir yere gidiyor 50 milyon euro para harcıyor. Öyle mi yaptı? Koskoca Partizan 3 senedir eşek gibi para harcıyor. Ya. Ne başka? Kevin Panther almışlar da mı? Kenarda milleti azarlayıp bağıran çağıran bir tane yabancı damattaki Erdal Özyağcılar gibi. Kızara kızara bir şey anlatan bir adam. Hiçbir işe yaramayan bir adam. 30 milyon euro harcıyorlar. 30 milyonluk adama ezarlıyor. Murat Nedim Pazar cetvelle gelecek programa. Hiçbir şey. Obradovic'e karşıyım. Çarpılırsın hocam. Obradovic de yok. Erdal Özyağcılar gibi bir adam. Erdal Özyağcılar da varım bu arada. Onu sakın yanlış anlamayın. Onda ben de varım. Fecaket filmleri vardır. Hangi koçlarda varsın? Ergin Ataman'da da yokum. Ergin ben linç yemek istiyorum basketbol camiasına. Beni bir bağışlayın, beni bir izin verin. Ben bir linççiyim. Ergin Ataman falan da oralarda da yokum. Ergin Ataman'ın takımlarını izliyorum. 2 sene şampiyon oldular. Taktik şu. Miçiçe verin. Ya nasip deyin. Bir oyun kurarsın abi. Bir oraya gelir bir şey yapar. Ona dışarıdan oynarsın. Bir şey yapar. Yanlış mı yani? Gözü hoş gelen bir şey. Bir setin olur. Bir tane eskiden mesela oyun kurucu. Biz Tutku Açık'ı severdik. Kalkın. Rol üstadıdır hocam. Şöyle yapardı bak, şöyle yapardı. Topu getirirken şöyle yapardı. Anlardık ki bir şey oynayacaklar yani. Topun olmadığı şöyle adamlara yapardı. Da bakardık. Şöyle yapardı. Şöyle yapardı. Yani bir şey yapar. Ergin Ataman'ın takımında şöyle yapılıyor. Yani bizi, hani rükü oynuyoruz. Hani Miçic atarsa yani Allah'ım sen bu Clyburn'un eline koluna kuvvet ver ya Rabbil Alemin diyorlar yani. Başka bir taktik yok abi. Ya Rabbil Alemin sen bu Ramazan'ın yüzü hürmetine Clyburn'a güç ver. Misic'e güç ver. 3 numaralı rekat. Ya başka bir şey yok abi. Ben Obradovic. Obradovic'in takımlarında evet bir top dönüyordu. Biz yalan. Bak ben yalan konuşmam. Ama onda da abi yani 30 milyon euro. Mesela Partizan'a para harcatmadı diyor. Yalan ben takip ediyorum abi inanılmaz. Murat Didin'e sorun. Murat Didin'e ilk soru şu olsun. Partizan son 2 sene kaç para harcamış? İnanılmaz paralar harcatıyor. Panther'ın yürürlükte yokken aldılar. Şunu söyleyeyim. Ya. Her zaman böyle bir adam değilmiş. Şu an ismi şunu emrediyor herifin. Ben buraya ismimi koyuyorsam siz de bu paraları harcayın. Guardiola gibi yani. Heh, böyle bir ismi var. Ben ismini reddetmiyorum. Ama yani şu an Partizan'da yaptığı şey de inanılmaz abuk subuk bir şey değil yani. Para harcıyor Partizan. Kadroyu falan hiç bilmiyorum da ben Punter, 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 Punter iyi adam abi. Punter çok. Pablo Laso muydu? Pablo Laso da büyük. Pablo Laso ve Ancelotti'yi getiren camiadır zaten büyük camia. Pablo Laso. Varsın. Teknik olarak iyi, müthiş bir koç tamam. Teknik olarak konuşuyorum abi. Ancelotti'ye de onu çok insan demiyor mesela. Halbuki teknik bak, olarak da... Ben başkasıyla sevdiğimi söyleyeyim. Trinchier miydi? Trinchier. Ben o adamı sevmiyorum. Çok şovmen. Şovmen adam. Klopp gibi ama iyidir de yani. Hocalı da iyi. Şeyde varım ben. Fener'in koç çok iyi. Basketbol manyağı. Bir de şey çok iyi. Obradovic'in yetiştirmesi. Pascual çok iyi. O her zaman başarılı olamıyor ama o adam hakikaten takımını izlemek keyif böyle. Abi kareli kağıtta... Yani AutoCAD'de çizilmiş gibi takım. Abi öyle şeyse öyle koç severim ben. Hakikaten Ergin Ataman ne yapıyor anlamıyorum. Belki vallahi yapıyordur bir şeyler. Yani basket sevenler de bizi dövmesin ama yani yaptığı bir şey anlamıyorum abi. Ben Efes'in maçını hem tribünden hem şeyden izledim yani. Hakikaten rükû ya elleri açtım dua yani. Hani çok... Clyburn el üstü atıyor. Miçic el üstü atıyor. Larkin el üstü atıyor. Yani başka bir şey olmuyor takımda. Plyce var. İşte 2.5 metre. Sen diyorlar ağam çok uzunsun. Önce yani at diyorlar. Elini kaldırıp kaldırıp atıyor herif. Yani başka hiçbir şey yok. Blok koyamıyorlar herif. Çünkü en uzun o diyor koyuyor içine. NBA'de var mı? Böyle iki
Şu koçu severim. Ben bir kere NBA uzmanıyımdır. O yanımı hiç belli etmem. Çok o karadan soru gelmesin diye. Çünkü NBA konuşunca yayında izleyici düşüyor. O yüzden ama çaktırmıyorum ama çok iyi bir NBA uzmanımdır. Ben bir kere Amerikan Mutfağı kurgudayken izlerim. Daha yayınlanmadan kurgu sırasında izlerim. Kaan Hoca'ya da selam olsun. İran Hoca'yı da çok severim. Beraberdik. İran Hoca da beni çok sever. Ama gizliyor kariyer açısından. Şöyle NBA'de Spolstra derim. Bir kenara atarım Spolstra'mı. Ama benim iki numaram şu an çok insan beğenmiyor. Biraz şey bir herif. Taktiğe şeye takık bir herif. Kendi düşüncelerine takık bir herif ama öyle adamları da severim hafiften. Nick Nurse'cüyüm ben. Aa, severim. Nick Nurse'cüyüm Toronto'da. Onun oynatmaya çalıştığı o önde baskılı kısa oyun. Adamla uzun adamı sürdüm. Gelin alın basketbolu. Hani sadece 3 numara ve 4 numaralarla oynanan basketbol. Abi ben... Abi düzgün bir şey konuşuyoruz. Yani. Ya hadi ya. Oyun kurucu ve 5 numara sevmiyor. 3-4 numaralar o Siakam tipi, Scottie Barnes tipi adamları seviyor. Gary Trent Jr. Hep böyle top çalmacı, uzun elli, uzun kollu şutu olan içeride pas atmaya korkuyorsun. Rebound alabilecek. Pas atmaya hep çekiniyorsun. Her pasa el gelebilir. Herkesin yüzü rakip potaya dönük. Ama o kadar saplantı haline getirmiş ki onu. Bu her takım başka bir şey üretmiyor. Yani hep ona konsantre bir takım. Ama ben çok severim. Lakers istemiş işte LeBron'un etrafını öyle. Lakers'ın hoca mesela. Memphis'in Staples Center. Daha deme olur belki. Hani odacı falan olur yani. Çok kötü adam. Hani molada büyük ihtimalle LeBron'a diyordur ki ne diyeyim. Mola da böyle sakız şey mani okuyor resmen. Ama Lakers'a öyle bir adam lazım işte. Bazı camiye bazı adamı kaldırmaz. Nick Nurse'u Lakers'a koyamazsın abi. Yani LeBron bunu yapacağım der. Yani bu arada. Oo canım benim öyle mi yapacağım der. Nick Nurse böyle gıdışını sever. Oh gıdışı gıdışı der. Oy koçu 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 der. Oy güzel koçu. Ne yapayım öyle mi? Savunma mı yapayım? Oy koçu 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 yapar. Yani bazı takım bazı adam. Hani mesela Clippers çok fazla star var mesela. Tyron şeyi getirdiler. Tyron Lue muydu? Neydi herif? Allen Iverson'un üstünden zıpladı herif. Evet Tyron Lue. Ya mesela belli ki işte Hamza Hamzoğlu stili. Arkadaşlar teknik analizi kaldırdık kafanıza göre takılın. Öyle bir adam. Ama çok başarılı mesela. Evet bir de maç hazırlığı iyi bir herif o. Yani bazı koç bazı yere gitmez. Ben mesela Nick Nurse'u çok seviyorum ama Nick Nurse oraların adamı mesela. Büyük medya baskısının ne olduysa. Ben New York'u tutuyorum. Nick Nurse New York'a geldi. Mutlu olur musun? Yani Nick Nurse sevdiğim için olurum ama başarılı olma ihtimali yok. Mesela bir hafta 10 güne kovulur. Lakers koçlara en az maaş ödeyen takımlardan biriymiş. Benim Nick Nurse analizim çıplak şekilde yer alacak mı? Yok, bipli var. Hatta bip var mı? Tamam. Bip var. Not Spor'un bir katıl butonu olsa da sansürsüz de yayınlasak o kısmı. Ama bir süre insanlar duyamıyor çünkü gülmekten kaybediyoruz devamını. Ne yapayım hoca komik? Ne yapayım hoca? Yorumlarda gülme diyen adamı bulduk ya. Hep buymuş. Ben diyorum ki bir 20 dakika daha konuşalım. Harbi kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuştur ya? 45. Tamam 45. Ya hadi yalan ya. 15 daha atılır bu adam kırpıyor 15'ini zaten. Hayır 15 daha atalım. Olmuş gibi. Yani doğru mu? Ben 1,5 saat. 15 daha atalım. Sen 45'i anca 60'tan 45'e indirirsin işte. Tamam. Tamam 15 daha atalım. Hayır erken girmiştim zaten. Ha. Aa tamam. Sen bizim Volkan Babacan şeylerini falan da mı koyacaksın? Var var onlar var. Oo koy koy. Ters köşeye yattım bile. Koy koy yakalayamaz o şakalar. Ya dayak yiyeceğiz ya biz burada. Zayıf adammış bu arada. Aynen ben ondan dedim ben. İyi uçar yani. He? İyi uçar abi. İşte topa uçsun bizi uçmasın abi. Ben Mert Günok mesela daha mı kalın bir adam? Bence öyle. Bence duruyor. Öyle. Tabii. Kalede büyüyor karşı karşıyalarda Mert Günok. Öyle geliyor bana ya da bol forma geliyor. Yani. Mesela bu adamda çeviklik de vardır zayıf adam çünkü. Volkan Demirel mesela daha kalın. Volkan Demirel 2'ye 2'ydi. Kaslı kaleci mi iyidir? Zayıf kaleci mi iyidir? Nando da ince değil mi? Muslera. Bence zayıf kaleci iyidir abi. Kedi gibi diyorlar ya işte. Kedi gibi kaleci. Yani böyle İran çünkü kalın gibi. Mesela ama Volkan Demirel herhalde iyi kaleciydi mesela. Aa, kalındı. Noyer de kalın mesela. Noyer de kalın mesela. Kalın da kalın. Oli Erkan da kalın. Alisson da kalın. Alisson'a Arsenal maçında çarpan birkaç kişi öldü. Evet. Ya işte bak iki body type'da da iyi kaleciler var. Ter Stegen ince. Ter Stegen kaslı mesela. Kurtağı da bence ince sayılabilir. Ter Stegen'e kediyi daha çok yakıştırıyor. Kurtağı'nın, ya Kurtağı'yı böyle milletle kavgada falan gördün mü? Ya herif öndeyse arkasındaki görünmüyor herif. Kurtağı ya ayı kaleci abi. Ayı kaleci o, ince kaleci değil. Ayı kaleci. Altay da ince kaleci evet. İnce kaleci de hakikaten erken düşüş oluyor. Irkçılık yapmam ama siyahi kaleci iyi kaleci değil kafası var bende. Andre Onana kırmış. Kesin kesin. Onana var yani mis gibi kaleci. Onana stoper de oynar. Herif hakikaten çok lan iyi. Dünyanın en iyi kalecisi siyahı lan. Bit ölsen. Kim o?
Mike Maignan. Ooo. Lili tek başına şampiyon yaptı. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kesin kes. Burak Yılmaz'la aram bozulmasın da tek başına. Fenerbahçeli Kameni. İki çizgide iki kişiyi çalımladıktan sonra riske girmeyip topu taça atışı der susarım. Öyle. Zirvede bıraktın. İşte. Öyle kaleci lazımdı. Volkan Demirel'i kesti değil mi Kameni bir ara? Evet, kısa bir ara. Fenerbahçe çok enteresan bir şey. Sen... Her bölüm bir Fenerbahçe'ye bir eleştiride bulunuyoruz. Bugün meşalelerle gelecek. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Çünkü kimse evinde bizden başka dört yemiyor. Valla benim öyle hatıram yok. Ben 30 yaşıma kadar galibiyet gördüm. Bizde çok var ya. Valla ben sürekli 4 geri... Yorumlarda yazmışlar zaten. Beşiktaş'ımızın lakabı 4x4'tür falan filan tabii, diye. Tabii. Beşiktaş kazanmak için Kadıköy'de 4 atmak zorunda. 3 atsa kazanamıyor zaten. 3-3 bitiyor. 4 atmayıp kazandığı mesela, maç yok 21. yüzyılda neredeyse. Bende şey pek yok. Beşiktaş kötü zamanında da Kadıköy'den puanla falan dönüyor mu? Mesela Fenerbahçe... Yok. Sizin gibiydi abi. Sizin adınız çıkmıştı. Aynı kasaydık. Anladım. Sizin sadece öyle... Ali Koç gelene kadar Galatasaray neyse Beşiktaş da oydu. Ama Galatasaray'ın serisi daha eskiden başladı. Beşiktaş'ınki işte bir 10 kişi 4-3'lük galibiyeti var. Bir 2000'lerin başında Sergen Yalçın'ın frikiyle bir galibiyet var. Bir Ronaldo'yla var. Yani Galatasaray'dan 3-4 maç fazla galibiyeti var o 20 senede falan. Volkan Demirel'in hiç derbi mağlubiyeti yok değil mi? Hiç yok. İçeride dışarıda. Beşiktaş'a da yok. Ha içeride yok sadece. İçeride yok. Dışarıda var. Beşiktaş'a da yok. Galatasaray'a da yok. Trabzon'a da yok. İnanılmaz bir kariyer. Beraberliği de çok azdır bu arada. Beraberliklerde de sinir krizi geçirmeli üzülen taraftaydı. Ama Volkan'ın şöyle bir durumu vardı. O sıralarda içeride dışarıda hem Beşiktaş hem Galatasaray'a kazandığımız için Volkan ikisi birazcık oradan geliyor yani. Ama etkisiydi bence. Çok abi. Kritik yerlerde tutuyordu maçı ya. Bazı adam etkiler abi. Bazı adam takım otobüsünden etkiler. Takım otobüsünde beyler bugün Galatasaray maçı var. Burada bunlar 15 senedir kazanmıyor. Brezilya'yı alnınıza yazmıyorsunuz. Dikkatli oynuyorsunuz diyen bir kaptan. Yani işte o Maldini, Volkan Demirel bilmem ne bunlar. Ben sana tersini söyleyeyim. İki cümleyle etkiler işi yani. Hasan Şaş derbiyi genç oyunculara anlattı haberini gördüğüm an o akşam halı saha programı yapardım kendime. Belli ki çok anlattı ve 3 yiyeceğiz. Giderdim topumu oynardım maçı izlemezdim abi. Yani çok sakin, lider bir abi, bir beyler bakın 15 senedir kaybedilmiyor burada. Alnınıza bunu yazmayın bu kadar. Yani ne olursun biliyor musun Volkan Demirel böyle bir şey dese? Yani arabanın egzozuna girersin korkudan yani. Başka bir şey olursun. Bazı oyuncuların der bir şeyi var mesela. Musa Sof'un Beşiktaş'a karşı bir kafasının kırıklığı vardı. Sol, boş geçmiyor diyor. Sol şey. Beşiktaş'a Fener'i bilerek sattığı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmesin diye bilerek sattığı maçta bile golü var. Haberi yok Levo. Ayak içi plaseyi bir koyuyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Maçtan önce de Caner Maner. Hani Caner mesela frikik atıyor. Frikiyi taça atıyor. Öyle bir pozisyon var yani. Hani Beşiktaş'ta bir sakat mı var? Bir şey var. Yani frikik normalde atar yani Caner. 50 kere atar. Vuruyor falan dışarı vuruyor. Yani çünkü oradaki niyet şuydu. Galatasaray Fener'in arası çok kötü ve Fenerbahçe'nin men cezası var. Hmm. Ve Fenerbahçe şampiyon. Ama Galatasaray ikinci. Dodo Olimpiyat Stadı'nda maç. Beşiktaş kazanırsa ikinci olabilir. Beşiktaş o dönem derbilerde gol bile atamıyor. Bir tane Ramon... Biliş dönemi mi? Biliş dönemi. Ya Şampiyonlar Ligi'ne gitme maçı gibi. Ve adam orada da... Fener de bıraktı yani. Ama sol hiç öyle bir hani bırakma gibi bir şey yok. Bir araya bir saldılar buna pası. Ayak içi plaseyi bir koydu. Sol kayıt Emenike'ydi değil mi? O sapı küçüklüğü. Abi Fener mesela bak sol kayıt Emenike'si var mı mesela Fenerbahçe'nin? Şu an? Evet. Yok. Abi fukara şeyi, fukara kaydı Ener Valencia 40 gol attı. O olmasa gol atamıyordu. Ki orada bir de yedeğimiz var. Vebo girdiği zaman boş geçirmiyor. Aynen. Abi Vebo girdi mi maçı al. 1-1 giden maç. Hem 2-1 yapmayı. Kulübede Vebo'yu gördüğüm an. İşte o zamanlar canlı bahis yoktu. Yoksa hakikaten başka şeyler konuşurdu. Kulübede Anelka'yı gördüğümüz zamanlar vardı. O acayipti bence. Ama mesela yanlış bir transfer dönemine. Yani Anelka'yı kulübeye oturtuyorsa sıkıntı. Bekle Deniz Barış oynuyor. Ya Galatasaray maçı 3-0. Anelka'yı alma imkanın varsa alırsın. İşte ama sat birilerini ki hep oynasın. Yok yani üst üste alır tabii canım. Ya abi bir yerde de prestij ya. Fenerbahçe signs Nicolas Anelka 4 years. FM'de öyle bir transfer yaptın mı valla? Ya bak gazetede böyle bir şey okursam mesela Fenerbahçe başkanıyım. Anladın mı yani? Aldık derim ya. Hakikaten sade kahve şekerli bir şeyler olur. Yaptık ya. Başka bir şey olur abi. Zaniolo'yu alma şansım var. Ya bu da kafadan bitikmiş. Lan kafadan bitik olmasa Türkiye'ye tatile gelir mi bu herif? Kafadan bitmemik herif gelir mi buraya ya? Belli ki kafadan bitik ama Nicolò Zaniolo Galatasaray'da 4 senelik sözleşme imzaladı falan. Ya bir şeydir abicim ya. Bunların hepsi prestijdir. Ha 36 yaşında adam alma ama Zaniolo'yu al, Anelka'yı al, Snyder'i al, işte Quaresma'yı al. Hani bu... Senin en inanamadığın Beşiktaş'a geldiğinde adam kim?
Benim hala Snyder. Ben hala Snyder'e pek inanmıyorum. Snyder'e ben de inanamıyorum. Beşiktaş'a bak dönersem de Pepe'ye inanamıyorum. Çünkü Pepe'de şöyle bir haber vardı. Paris Saint-Germain'e gitmiş. Beşiktaş ya. Pepe ile PSG ile yarışıyor. Yani böyle bir haber vardı ve sonunda Beşiktaş'a geldi elimiz. Hani Beşiktaş'ın en kazanamayacağı yarıştı. Ve Beşiktaş Pepe transferini şey gördüm. Instagram'da gördüm. Instagram'da geziyordum. Beşiktaş'ın hesabı story attı. Story'e tıkladım, Pepe imza atıyor. Kolpa hesap. Niye takip ettim lan bu hesabı dedim. Ona yani üçkağıt hesabı belli ki. Niye takip ettim lan bunu dedim. Bir tıkladım Beşiktaş'ın onaylı hesabı. Böyle bir sonra story'e bir daha girdim. Bir kaydırdım. Yanında da Umut Güner orada imza attı. İnanılmaz abi. Adriano da geldi Beşiktaş'a, Quaresma da geldi, Guti de geldi. Yani Guti Beşiktaş'a geldiğinde Raul de Schalke'ye falan gitmişti yani. Yani ben Guti'ye de çok özenmiştim. Guti de güzel transfer bu arada. Roberto Carlos da güzel transfer ama bunlar artık hani son vole kontratlarıydı. Bize denk geldi. Olympiakos'a falan da gidebilirlerdi. Quaresma mesela çok genç yaşta geldi. Yani o da kariyeri çok düşük değil ama mesela Quaresma'yı Marsilya falan deli gibi istiyordu Beşiktaş'ın aldığı sene. Benim yani en inanamadığım Snyder de en şaşırdığı Haldun Üstünel'li dönem. O zaman Instagram, Twitter falan yok. Beni de yani uykusuzluk belirli bir dert çekiyorum. Ya sınav stresidir ya staj stresidir bir şey var. Abi gecenin 4'ünde resmis diye bir girdim. Ya 4 ya 4.30 öyle bir saat. Baroş. Ve gecenin o saatinde giriliyor abi. İlk ben gördüm. Öyle sapık sapık. Kader Keita da öyle geldi. Sidney Govu'yu almaya gidiyorlar. Keita'yı alıyorlar mesela. Biz böyle gecenin 3'ünde falan transfer açıklıyorduk o zaman. Ben Lens'i de öyle gece 1 miydi 2 miydi neydi? Nargileci'de uyuyorduk. Uyandık. Uyandırdılar dedim. Açıklanırsa uyandırın. O gece açıklanacak dediler. Video hazırlıyordu o zaman Beşiktaş. O zaman Beşiktaş'ı Birol Güven yönetiyordu. Her transferde komikli video sapıklığı vardı. Ve komik olmayan komikli video yani. Tam Birol Güven işleriydi. İşte amigo. Kamuda Beşiktaş döptleri bittleri bittleri bittleri. Hatırladım ya. Hani yabancı gazetecilerin, gibi. Yabancı kaynakların alay ettiği videoları Candaş Tolgaşık o dönem şey diye satıyordu Beşiktaş'a. Yabancı basında konuşuluyoruz. Lan alay ediyor adam bu senin döptleri döptleri bizimle. Yani neyse o da selam olsun ona da. Aldık karşımızı. Ama yani. Gece 2 montaj yeni bitmiş. Lens videosunun gece 2'de açıkladılar. Millet uyuyordu yani. Saat kurup uyandı millet. Bildirimleri açık unutup telefonu koynuna alıp dur. Ne oldu? Falan diye Lens'e uyandı millet yani. Lens'e niye o kadar heyecanlandınız ki? Yani Fener'den geliyor işte. O dönem Aziz Yıldırım Quaresma'yı alırım yedek bırakırım diyordu işte. İşte biz Lens'e alıp yedek bıraktık. Gazı. Hala. O gazdan dolayı mesela kulüp şu an şey. Masu Akku. Lütfen bir maç daha oynama. Yoksa senin bonservisini almak zorunda kalırsın. Marvel içerikleri Disney Plus'ta mı? Çünkü bir oyun önereceğim ona göre. Olabilir. Bu kart oyunu oynamayı seviyorsanız Hearthstone'dur bilmem nedir. Marvel Snap diye bir oyun buldum ben. Yani ben bulmadım onu. Vardı da. Ama çok yüksek sıralarda değil. Abi böyle çok öğrenmesi kolay. Hiç... Marvel evet Disney'de abi. Magic gibi falan da değil. Böyle hani internet çeken bir yerde, yolda falan, otobüste tık tık oynanan ve çok zevkli bir oyun. Sürekli de kendini geliştiriyorsun. Öğrenmesi de uzmanlaşması da kolay. Öneririm böyle kağıt oyunu falan yolda. Bu arada Marvel'da yine yeni bir dönem başlıyor. Bir şey daha kapandı. Ona ne diyorlardı Marvel'da her bir... Marvel insan şeyleri bilir. Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem için çok heyecanlıyım ben. Çünkü çok değişik filmler geliyor. Yani aynı kafa işlerden çıktılar gibi bu sefer bir sefer. Hani sürekli aynı hikayeleri. İşte birleştik, güçler birleşti artık. Kötü adamı öldüreceğiz falan diye saldırma işleri bu sefer bitti. Değişik kafa işler geliyor. Hatta kadroya şeyi de katmışlar. Marvel şeyle de anlaşmış. Emma Clarke, Game of Thrones'taki kadın. Aa hangisi? Enteresan. Kalesi. Emma Clarke mıydı? Evet Kalesi diyorsun işte. Kalesi değil mi Emma Clarke? Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen. O şey. Enteresan birkaç adam daha var. Ondan unuttum da yani yeni faz. Faz. Bu faz çok iyi olacak Marvel'da galiba. Şey oyunu seviyorum hani. Mesela Dune'da tersten öyle. Dune'un da böyle güzel bir oyunu var. Strateji oyunu. Dune'un oyununu gördük. Kylie Jenner. Oyunlara uyandık. Meraklısı oynasın. Timothy iyi ya, oyun. Artık FM oynarken yanına Marvel filmi izlerim bir tane atarım. Yani o kadar sevdim ki oyunu. Biraz öğrenmek istedim evreni yani. Hiç aram yoktu normalde. Abi onun için şey öneririm ama. Gerçekten izleyeceksen Marvel filmlerini bir geek bir siteden bir forumdan falan izleme sırası şekli bir şey ha, takip et. Star Wars'u da öyle yaptım ben. Diziler, yoksa filmler, çok abuk subuk olur. Sanki... Kim lan bu takım elbiseli herifler bir anda girdi filme falan olursun yani. Tamam öyle sıra. Hepsi vardır zaten. Var var. Bir de son fazı izleme bence. Son faz kötü. Bu Doctor Strange'in falan şey oldu. Doctor Strange ne? Böyle yapayım. Gireyim içine yani. Ardından çık. Adamı da sevmiyorum. O bir... Ben de her sevmem o yeri. Benedict Cumberbatch. Aman ya. Her şey. En seksi ama. Adam falan seçiliyor. Def olsunlar gitsinler. İrfan Buz daha seksi. İrfan Buz net daha seksi. Fener maçından sonra kameraya bir kitlenişi vardı hatırlar mısınız? Çok kayısıcıdır.
Malatya'nın hocasıydı abi. Bu bölüm. İçiniz kararmış. Bizim içimiz. Kayısınız kararmasın. Burada der kapatırım artık ben artısı. Fotoğraf var mı? Var fotoğraf var. Şu, bu arada hoca şey söyleyeyim. Obradovic'in ilk sezonu 6 milyon euro, ikinci sezonu 7,5 milyon euro. Partizan'da mı? Evet. İnanma o kaynaklara. Müthiş. O niye?